Şimdi hiç sıkılmayacaksınız. Onun garantisini veriyorum. İnteraktif bir toplantı olacak. Yani sizlerden de ben bir şey öğrenmeye çalışacağım. Biyografim elinizde dağıtılan broşürlerde olduğu için detay vermiyorum. Ama benim asıl alanım iletişim. Ve son dönemlerde de dijital devrimle birlikte iletişimin evrimi, dönüşümü ile ilgili çalışmalar yapıyorum. Şimdi en başta bazı yaptığım testler var. Konferanslara gittiğimde herkese yapıyorum. Onu size de yapacağım şimdi. Günlük gazete okuyan, kağıda basılı günlük gazete okuyan arkadaşımız el kaldırsın. İki tane dinozor burada. Başka var mı? Başka yok. Peki ben her gün haberleri okuyorum diyenlere el kaldırsın. Evet, gayet. Hiç haber okumam diyen el kaldırsın. Peki şu hanımefendi niye hiç haber okumuyorsunuz? İkinize de sormuş olayım. Öndeki niye haber okumuyorsunuz? Spor haberi okuyorum ama dışında siyaset falan. Spor okuyorsun, siyaset sevmiyorsun. Bütün haber kanalları mı öyle sence? Yani genel anlamda öyle olmuş. Peki başka okumayan? Başka okumayan, hiç haber okumuyorum diyen? Zamanım yok. Bir tane de şuradan kalktı. Aynı şeylerden bahsediyorlar. Aynı şeyden bahsediyor. Bir tanesini takip etsen olur mu? Hayır yani iki hafta boyunca gündem olmadığını yüzden. İki hafta boyunca aynı haberleri bir şey bilmiyorum. Diyorsun. Peki. sosyal medya, bir sosyal medya hesabım yok diyenler. Yok. Yok. İki dinozor burada. Neden yok? Gerek yok. Çok saçma oluyor. Çok saçma. Evet, eli ayağı havada olan arkadaşım. Niye yok? Evet. Gerekli bulmuyorum ama arkasında başka şeyler yapıyorum. Mesela? Esaslı bir eleştiri. Alkış. Pekala. Siyasetle hiç ilgilenmiyorum diyenler el kaldırsın. Siyasetle hiç ilgilenmiyorum diyenler. Numara yapmayalım. Numara yapmayalım. Peki niye ilgilenmiyorsun? Evet. Sana alkış veremeyeceğim. Sen? Bir dakika anlayalım. Bir daha söyle, ilgilenmemizi düşündükleri siyasetin. Yani ilgilenmemizi sandığımız siyaset aslında bize gösterilen yönlendirilmiş bir siyaset. Bir alkış hak etti. Peki. Şimdi sanayi devrimini duydunuz hepiniz. Duymadım diyen var mı? Sanayi devrimini duymadım diyen yok. Zaten utanırsınız demeye. Şimdi fotoğrafın tamamından kastımız... Bugün eleştiri yapan arkadaşlarımızın bahsettiği modernizmin en önemli başlangıcı saydığımız bir şey bu. Sanayi devrimi dediğimiz şey 1700'lü yılların ortalarında başlıyor. Bir şey yapıyor Avrupalılar, Batılılar ve diyor ki biz artık üretimlerimizi fabrikasyona çevirdik. Bant sistemleri kurduk ve fabrikalarda işte böyle gördüğünüz çarklar, yeni elle yapılmış her şeyi ortadan kaldırıp yeni bir şey yapıyorlar. Fakat o zaman bunlar bir devrim yaptıklarının farkında değiller. Aslında bir devrim olduğunu, dünyayı değiştireceklerini ve dönüştüreceklerini bilmiyorlar. Ama bir şey yaptıklarını biliyorlar. Çeliği kullanmanın, demiri kullanmanın, fabrikalar kurmanın bir şeye etki edeceklerini biliyorlar. Ve bu bir şey sadece teknolojiyle ilgili bir konu değil. Yani mekanikle ilgili bir konu değil. Bütün hayatımızı baştan sona değiştirecek bir şeyden bahsediyoruz. Modernizm dediğiniz şey konuşma şeklinizden giyiminize, kullandığınız araçlardan cihazlara kadar her şeyimizi baştan sona değiştiriyor. Buna sanayi devrimi deniyor. Sonra bu sanayi devrimi işte arabalar çıkıyor, robotlar çıkıyor. Sonra başka bir şeye geliyoruz. Bugün ona Endüstri 4.0 diyenler var, dijital devrim diyenler var. Ben dijital devrimden yanayım. Aslında hepimiz bir devrimin ortasındayız. Fakat biz de bilmiyoruz bir devrim olduğunu. Tıpkı sanayi devrimini yapanlar gibi bir devrim yaşanıyor şu anda.
konuşma şeklimizden giyimimize, ilişkilerimizden iletişimimize kadar her şeyimizi baştan sona değiştiren ve dönüştüren bir devrim. Ama bunu tam olarak içinde olduğumuzdan dolayı ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ve bir devrim olduğunun da çok farkında değiliz. Osmanlı İmparatorluğu'nun sanayi devrimini kaçırmasından sonra Mehmet Ali Bey gibi, nerede Mehmet Ali Bey? Tarihçilerimiz Osmanlı'nın sanayi devrimini kaçırmasından dolayı bizim 100 yıl, 150 yıl geride kaldığımızı hep eleştirirler ve yazarlar. Onu kaçırdığımız için şehirlerimiz daha kötü, makinelerimiz kötü, araba yapamıyoruz, uçak yapamıyoruz. Neden? Çünkü o devrimi kaçırdık. Şimdi bir devrimi daha kaçırmak üzereyiz. Ama bu devrim öyle bir şey ki sanayi devriminden 10 kat daha hızlı ve 20 kat daha etkili. O kadar ürkütücü bir şey aslında. Ve biz bu devrimi tam olarak algılayabilmiş de değiliz. Bunun sonuçlarını tam olarak bilmiyoruz. Çünkü içindeyiz. Bizden 50 yıl sonra gelecek kuşaklar, çocuklarınız ya da torunlarınız bu günleri anlatırken şöyle diyecekler. Turing'den burs alıp gel keyfim gel yapan öğrenciler eğer sanayi devrimini, dijital devrimi iyi anlasalardı ve yakalasalardı biz bugün dijital köleler olmayacaktık diyecekler. Biz şimdi atalarımızın hatalarından dolayı geri kaldık diyoruz. Ama bizim torunlarımız köleleştireceklerini düşünecekler. Dijital köle. Onun nasıl olduğunu anlatacağım şimdi size. Şimdi dijital devrim öylesine ürkütücü bir hızla büyüyor ki bundan 15 sene önce ya da 20 sene önce bu görmüş olduğunuz dünyanın en büyük şirketler sıralaması bambaşkaydı. Coca-Cola vardı, Mercedes vardı, efendim General Motors vardı, bir sürü şey vardı. Ama bugün dünyanın en büyük 7 şirketi dijital dünyada faaliyet gösteren şirketler. Bunların hepsini tanıyorsunuz değil mi? Biliyorsunuz. Şu andaki en büyük firma hangisi? 2018'de Amazon, değil mi? Amazon. Ne yapıyor? Online satış ticareti yapıyor. Ama aynı zamanda Washington Post'un da sahibi. Yani konvansiyonel bir medyanın da sahibi ve onu dönüştürüyor. Dolayısıyla ekonomimizi değiştirdi dijital devrim. Şimdi benim mesleğim açısından söylüyorum, medya açısından söylüyorum. Bir süre sonra hiç okumuyorsunuz gerçi, okuyan arkadaşlara söylüyorum. Bu görmüş olduğunuz gazeteleri sadece müzelerde göreceğiz. İnsanlar bunu söylediğimde ve yazdığımda, başta kendi meslektaşlarım olmak üzere, hadi canım sen de oradan, o da nereden çıktı diyorlar. Çok basit bir örnek anlatacağım. Nokia 5160 diye bir cep telefonu vardı. Burada kafa sallayanlar eskiler, biliyorlar onu kullandıklarını. 5160 cep telefonunu mesela bir telefon müzesi açsak. Bu telefon müzesinde onu sergileyebilir miyiz şu anda? Sergileriz değil mi? Mesela Koç'un Haliç'te bir sanayi müzesi var. Bu sanayi müzesinde 100 sene önceki buhar makineleri, araçlar, çamaşır makineleri sergileniyor. 50 yıl önceki, 100 sene önceki. Bir cep telefonu müzesi açsak 15 sene önceki cep telefonlarını sergileyebiliriz. Kullanılmıyor artık. Ve sizler de eminim, yaşları müsait olanlar, aa ya ben bu telefonu hatırlıyorum, küçüktüm, şöyleydi, böyleydi diye başlarsınız anlatmaya. Halbuki 15 sene olmuş. O kadar hızlı ilerliyor ki, artık 15 sene önceki bir cihaz, dijital devrimle beraber bir müzelik araç haline gelebiliyor. 10 kat hızlı dememin sebebi bu. O yüzden gazeteler bir süre sonra, bu görmüş olduğunuz gazeteler de dahil olmak üzere sadece müzelerde olacak ve siz çocuklarınızın, torununuz da demiyorum, o kadar uzun sürmeyecek çünkü, çocuğunuzun elinden tutup müzeye götüreceksiniz. Bak yavrum ben bunu hiç okumazdım ama benim babam akşamları, sabahları gazetesini açardı böyle. Böyle uzun boylu böyle bir kağıttan bir şeydi. Bunu açardı, sabahları okurdu bunu. Hatta bizim burs aldığımız derneğin başkanı da vardı, o hep okurdu. Hiç bırakmadı. Şimdi bu gazetelerden Habertürk, Vatan burada yok sanırım. Habertürk kağıda basmayı durdurdu değil mi? Sadece online yapıyor. Dünyada da Independent mesela bunun öncülüğünü yaptı.
kağıda basmıyor. Buna en çok direnç gösteren kim biliyor musunuz? Aslında bunların hepsi zarar ediyor. Hepsi zarar ediyor. Hiç kâr eden gazete yok şu anda. Ve hepsinin Türkiye'deki bunlar dahil 51 tane günlük gazete yayınlanıyor ve toplam tirajı tahmin edelim kaç tane? Söyle bakalım. Tahmin et, bir tane rakam at. 51 gazetenin günlük toplam tirajı kaçtır? 100 bin falan. Hanımefendi? 150 bin. Hanımefendi? 200 bin falan. Başka falan demek isteyen? 6 milyon falan. Okumadığınız için bir şey demiyorum size. Kaçtır hocam sen okuyorsun? Bravo. Bravo. Başkanımıza da bir alkış bildi. 3,5 milyon. 3,5 milyon tirajın. Sizce yüzce kaçı yalandır? Nurettin Bey, yönetim kurulu üyeniz, dikkatli olun. 3'te 2'si yalandır. Fatih Bey? 3'te 3'ü yalandır. Evet, Nurettin Bey de bir alkış, doğru. 3'te 2'si yalan. Alkışlayın, açıklamayın. Neden yalan? Neden yalan? Türkiye'de bir kurum var, basın ilan kurumu. Duydunuz mu adını? Basın ilan kurumu. Duymuşsunuzdur. Bu günlük ve haftalık basılı gazetelere, kağıda basılı gazetelere reklam desteği veriyor. Sözde Türk medyasını geliştirmek ve desteklemek için çıkıyor. Buralardan reklam alabilmek için ki onların kotaları var. 50 bin üstünde satan, 100 bin üstünde satan diye. Onların limitleri var. O limite göre ilan veriyor. Ve aynı zamanda Türkiye'de reklam verenler dernekleri var. O reklamda veren dernekleri de tiraja göre fiyat veriyor. İşte o reklamları alabilmek için tirajlarını gerçek göstermiyorlar. Aslında Türkiye'de 1 milyon gazete satmıyor. Satmıyor. Ben de gazeteciyim. Gazetede çalışıyorum. Anadolu Ajansı'nda çalıştım. Onların hepsi bizim abonemizdi. Hiçbiri gerçek değil. Fakat tek başına sadece Milliyet.com.tr'nin günlük okuyucu sayısı tekil, yani bir kişi girdi bir sayılıyor, 6 milyona ulaştı. Bakın, 51 gazetenin toplamı tek bir gazetenin okunma oranına ulaşmadı. Aslında insanlar haber okumaya devam ediyorlar, gazete okumaya devam ediyorlar ve artıyor bu. Ama kağıttan okumuyorlar. O yüzden kağıt bitecek ve sadece dijitalden gazete okuyacağız hepimiz. Şu anda da öyle yapıyoruz zaten. Bunlar Amerika'daki ve Avrupa'daki yeni nesil gazeteler. The Huffington Post'u duyanlar el kaldırsın. The Huffington Post gazetesini duyanlar el kaldırsın. Bir kişi, iki kişi, üç kişi. Neden takip ediyor musunuz Huffington Post? Etmiyorsun ama adını duydun. Takip ediyor musun? Elini kaldıran etmiyorsun, duyuyorsun. Şimdi bu gazetecilik okuyan var mı aranızda? Hiç mi yok ya? Şey lazım, iletişim dersin, biten bir meslek. Aşk olsun. İletişim okuyan var mı? Nerede okuyorsun? Galatasaray İletişim Fakültesi. Bir tane de en arkada var. Nerede? İstanbul Aydın İletişim. Evet, iki tane meslektaşım çıktı. Onlara da burs verin. Yazık yani. Şimdi dünyanın gelmiş geçmiş en orijinal projelerinden biri. The Huffington Post gazetesi. Ve akıl almaz bir olay. Hemen kısaca anlatacağım. Ariana Huffington isminde Yunan asıllı bir Amerikan vatandaşı. Kocası zengin. Diyor ki kocacığım ben bir gazete çıkartmak istiyorum. Tabii hayatım diyor. Kaç para lazım? 1 milyon dolar lazım diyor. Böyle kocalar var. 1 milyon doları alıyor ve gazeteyi kuruyor. The Huffington Post adında. Gazeteyi kuruyor ama gazete çalışmıyor. Sistemi şu, diyor ki bloggerlar var. Yani internette köşe yazarlar. Onların hepsini topluyor, diyor ki sizin bloglarınızı bizim sitede yayınlayalım. Ben oraya bir de haber koyarım. Hep beraber geliri paylaşalım. Tamam diyor onlar da. Yapıyorlar ama tutmuyor. İkinci sene tekrar kocasına gidiyor. Diyor ki kocacığım para bitti. 1 milyon daha veriyor. Kocaya bak. 1 milyon daha alıyor ve ikinci sene tekrar işletiyor. Yine zarar ediyor. 3. sene gidip kredi alıyor. 5 milyon dolar para yatırıyor bu gazete. Tabii bitti, koca da o kadar değil yani. 5 milyon dolar daha para yatırıyor. Ve Washington Post gazetesi o zaman bir makale yayınlıyor. Ya bu kadar mı aptal proje olabilir anlamında bir makale. Huffington Post projesini yerden yere vuruyor. Kadın 20 milyon dolar para harcıyor bu projeye. Ve 4 yıl sonra
Washington Post gazetesinin de sahibi olan o zaman Amerikan online şirketi bu gazeteyi satın alıyor. Kaç paraya alıyordur? Salla bir rakam. Eli çenesinde olan hanımefendi. Evet. 20 milyon harcamış. Sence kaça satmıştır arkandaki? Söyle. Evet. 35 milyon. Sen söyle. Öndeki. Sen söyle. Sen. Hanımefendi sen. Sen beni görüyor musun? Arkandakine söylüyorum, arkandakine. Peki sen söyle. 150 milyon. Rakam söylemek iste. Söyle en arkadaki. Ha? 1 milyar. Tüccar mı olacaksın sen? 1 milyara gazete satayım. 300 milyon. Yaklaştı. 351 milyon dolara satıyor. Dünyanın gelmiş geçmiş en karlı medya operasyonu. 351 milyon dolara satıyor. Ve neden öyle rakam çok yüksek? Çünkü yazının bulunmasından sonra bir yazılı araç hiç bu kadar okunmamıştı. Aylık 150 milyon kişi tarafından okunuyor. 150 milyon tekil. Akıl almaz bir rakam. Hani bambaşka bir şeye dönüştü yani. 3 milyon 51 tane gazete 3 milyon satmıyor. Sadece tek başına 150 milyon kişi tarafından okunuyor. Dijital devrim böyle bir şey. Medyayı dönüştürüyor, değiştiriyor ve yaygınlaştırıyor. 150 milyon insanı etkileyebilecek bir gazete var. Haberiyle, fotoğrafıyla, algısıyla, her şeyiyle etkileyebilir. 9 dilde yayınlanmaya başlıyor. Ve televizyonunu kuruyor. Aynı zamanda gazetenin içinde bir televizyon oluyor. Bugün Türkçesini de çıkartmak için uğraşıyorlar. Arapçadan İtalyanca'ya, Portekizce'den Çince'ye kadar, Çince yok sanırım, Rusça'ya kadar her yerde bu gazete yayılıyor. Çünkü o gazeteyi gidip bayiden almana gerek yok. Gazeteyi bulmana gerek yok. Sadece internete giriyorsun ve gazete şak diye karşında. Başka bir dil kullanıyor. Bizim klasik anlamdaki medya dilinin dışında agresif, sarkastik yani alaycı, eleştirel bir dille bambaşka bir medya süreçleri yaratıyor. Politico sadece politik haberler yapan ve aynı zamanda Beyaz Saray'da, Dışişleri'nde, Savunma Bakanlığı'nda muhabirler bulunduran bir online gazete sadece. Politico. Sadece politik haberler yapıyor. Ama bizim bildiğimiz anlamda bir haber yapmıyor. Bir analiz haber yapıyor. Sadece analiz haber. Çünkü artık onun haberciliğin en büyük rakibi Facebook, Google, Twitter. Onunla rekabet edemezsiniz. Ama analizde onunla rekabet edebilirsiniz. Analiz yapabilmek için analitik kafaya ihtiyacınız var. Dolayısıyla BuzzFeed'de The Huffington Post gibi günlük gazeteler, haberler yayınlayan bir şey. Dijital devrim sadece mesleğimizdeki gazeteciliği değiştirmedi, izlenme televizyonculuğu da dönüştürüyor. Şimdi bakalım, günlük televizyon izliyorum diyen el kaldırsın. Kaldırın. televizyon izliyorum diyen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artık bakın orta kuşaklar da izlemiyor televizyonu. Televizyon izlemiyoruz. Ama bir dizi izliyoruz değil mi? Hangi diziyi takip ediyorsun? Hiç. Dizi takip ediyorum diyen. Netflix'ten dizi takip ediyorsunuz. Bırakın şimdi numara yapmayı. Evet, dizi takip ediyoruz. Netflix bugün dünyanın en etkin sinema, dizi ve belgesel platformu oldu. Online. Sadece internetten girdiğinizde karşınızda binlerce video, binlerce film, dizi var değil mi? İstediğin saatte izleyebilirsin, tekrar izleyebilirsin, durdurabilirsin, geri sarabilirsin. Öyle televizyon gibi saat 8 oldu, benim şimdi dizi izlemem gerekiyor, eve gitmem lazım demiyorsun. Cep telefonunu açıp izleyebilirsin, sonra izleyebilirsin. Ve YouTube, sanırım ileride dijital devrimin tarihi yazıldığında en çok yer verilecek kurumlardan birisi Google, diğeri de YouTube'dur. Milyonlarca insan YouTube'a bir video yüklemek için gayret içerisinde, milyonlarca insandan bahsediyoruz.
yüklemekten bahsediyorum. İzlemek için milyar oldu artık. Çocuklar artık YouTube'dan izliyor. Ve artık YouTuber diye meşhur olan insanlar var. Büyük bir pazar kurdu dijital devrim sektörümüzde ve bir rekabet oluşturdu. Bu rekabete karşı direnenler, tsunami'ye karşı direnenler gibi. Mesela bizim gazeteler. Ya olur mu öyle şey canım, gazete her zaman okunur. Bana da şey örneği veriyorlar. Japonya'da gazeteler 10 milyon satıyor hala diyorlar. Sonra bir gün Japonya'ya düştü yolum ve gittim o 10 milyon satan gazeteye. Ya dedim ki ben böyle bir şey söylüyorum, siz 10 milyon satıyorsunuz. Nasıl olabilir böyle bir şey? Dijital dünyanın da merkezlerinden biri Japonya. Dedi ki biz abone sistemiyle gazete satıyoruz. Abonelerimizin tamamı 55 yaş üstü. Öldükçe abonemiz eksiliyor. Yerine de yenisi gelmiyor. Gençlerimizin hiçbiri abone olmuyor. Hepsi dijitalden okuyor diyor. Yani onlar biraz uzun yaşıyor. 15 sene sonra o gazetenin tirajı 1 milyona düşecek. Dolayısıyla o pazara rekabet edebilmeniz için başka bir şey yapmanız lazım. Bunlar da ajanslar. Ajanslar da büyük bir zarar içerisinde. Çünkü rekabet edemiyorsunuz. Mesela Anadolu Ajansı'ndayken Twitter'la rekabet etmeyi yasaklamıştık. Rekabet edemezsiniz yani. O kadar hızlı bir şey ki, şimdi buradan fotoğraf çekeyim. Bir saniye içerisinde yayına, 5 saniye içerisinde yayına vereyim. Amerika'daki kişi okuyabiliyor. Yani bu kadar büyük bir hızla, hız açısından rekabet edemezsiniz. O yüzden teknolojilerinin tamamını değiştirdikleri gibi habercilik mantığını da değiştirmek zorunda ajanslar. Ama halen dünyanın en büyük haber üreticileri, yayınlayıcıları değil, üreticileri ajanslar ve herkes ajansa da mahkum. O nedenle demin hanımefendinin birisi söyledi, bizi bir yere yönlendiriyor, bizi bir şey yapmaya çalışıyor dedikleri ajanslardan başlıyor. Sizi istediği gibi yönlendirebilir, istediği gibi de manipüle edebilirler. En önemli problemi, dijital devrim medyasının en önemli problemi fake news dediğimiz yalan haber. Geçtiğimiz başkanlık seçiminde, Trump'la Hillary Clinton'ın seçiminde en önemli tartışma konularından bir tanesi buydu. Ve Trump halen bunu çok kullanır. Fake news, CNN'e de öyle der. Yani fake, dünyanın en büyük televizyonunda fake news sen söyle bakayım diye basın toplantılarında söz verir onlara. Tartışmanın konusu şuydu. Aslında Obama'nın karısı Hillary'yi destekleyen Michelle Obama Mars'tan gelmiş bir eşcinseldi. Böyle bir haber. Hepimiz güldük böyle. Ya bu kadar saçma bir şey olur mu diye. 15 milyon insan paylaşmış bu haberi. Paylaşmış. Obama da tabii şaşkına dönüyor. Yani gerçek olabilir mi acaba diye. FBI'ya talimat veriyor. Çünkü haberler durmuyor. Hillary Clinton aslında erkekti haberinden tutunuz. Obama aslında bir kadındı. Sonradan erkek oldu haberlerine kadar. Akıl almaz. Akıl almaz olaylar ve haberler. 10 milyon, 50 milyon Amerika çalkalanıyor bu haberlerle. FBI'ya talimat veriyor ve diyor ki bu nedir diyor ya kardeşim, bir araştırın bunu. Araştırmaların sonucunda haberin kaynağının IP'si Makedonya'da bir üniversitenin kafeteryasında bir bilgisayar çıkıyor. Oraya gidiyorlar. Bir kafeteryada 60-70 kişi oturmuş genç sizin gibi öğrenciler. Bilgisayarın başında sürekli bir şeyler yazıyorlar. O IP'yi buluyorlar ve diyorlar kardeşim bu nedir, sen bir anlat bakayım bize. Bunu Fransız Channel 4 gazetesinde çok güzel, televizyonda çok güzel bir belgeselini yaptı. Diyor ki bizim diyor İngilizce dersimiz vardı. İngilizce dersimizde pratik yapmamızı söylediler. Ben de otururken Facebook sayfamda İngilizcem gelişsin diye Michelle Obama aslında Mars'tan gelen bir eşcinseldi diye yazdım diyor. Sonra bu haberime fotoğraf koydum diyor. Yayınladım diyor. Ha baktım diyor. Olmuş diyor. Sonra bunu birisi okumuş. Sonra başka biri daha okumuş. Sonra bir baktım çok yayıldı bu. Amerika'ya gitti İngilizce olduğu için. Amerika'da yayıldı. Sonra Facebook beni aradı diyor. Haberin çok okundu, reklam verelim sana. Olur dedim. Olur dedim. İkinci haberi yaptım diyor. Sonra bunun videosu niye olmasın diye YouTube kanalı açtım diyor. YouTube'a da koydum bunu diyor. YouTube da bana reklam teklif etti diyor.
Sonra bu gördüğüm bütün arkadaşlar benden gördüğü için hepimiz oturduk bu haberleri yazmaya başladık. Niye soruyorsunuz ki bunları diyor. Adam Amerikan seçimlerini etkilemiş çocuk. Amerika çalkalanıyor. Barack Obama şüpheye düşmüş karısından. Çocuğun yaptığından dolayı. Bunun üzerine Kolombiya Üniversitesi ve MIT Üniversitesi Arge Departmanı'na talimat veriyor. Fake news'leri, yalan haberleri bulup ortaya çıkartacak bir sistem kurun. Ve bir yazılım kuruyorlar. Oxford yapıyor sonra. Ve siz bir haber gördüğünüzde bu üniversitelerin Arge Departmanları'nın geliştirdiği yere giriyorsunuz siteye. O haberin linkini oraya tıklıyorsunuz. O altından cevap veriyorsunuz. Bu fake news, inanma diye. Ve bununla ilgili kanun çıkartıyor bu sefer Avrupalılar. Ve Google'a yalan haberleri yayınlarsan, yayarsan, Facebook'a teşvik edersen sana ceza keseriz diye kanun çıkartmak zorunda kalıyorlar. Etkiyi görüyor musunuz? Amerikan seçimlerini etkileyecek bir Makedonyalı öğrenci. Buyurun. Peki hani fake news olduğunu ve yönlendiren bir kurum ya da bir kişi çıkarsa bunu ne yapacağız? Yönlendiren mi? Mesela doğru bir haber ama ona bilerek yanlı olarak fake diyor. Aynı manipüle etmiş oluyor. Nasıl? Aynı. Onun için gazetecilik okuman lazım. Onu da anlatacağım. Bunlar da yeni nesil fotoğraf ajansları. Bu Getty Images benim Anadolu Ajansı'nda çalıştığım dönemde hani anamdan emdiğim sütü burnumdan getirdiği lafı vardır. Tam ona tekabül ediyor. Sebebi de şu. Biz şimdi ajans olarak dünya markası olmaya çalışıyoruz ve dünya sistemine girmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla dünyadaki gazetelere haber satmamız lazım, fotoğraf satmamız lazım. Ne satacaksınız? Türkiye'de bir salon toplantısının fotoğrafını satamazsınız. Savaş fotoğrafı satabilirsiniz. Kriz fotoğrafı, deprem fotoğrafı. Yani sıcak haber fotoğrafı satabilirsiniz. Biz şimdi Orta Doğu'da 22 ülkede ofis açtık. Ve fotoğrafçılarımız savaş muhabirleri eğitimi aldılar. Oraya gittiler ve harala gürele çalışıyorlar. Savaşın ortasındayız. Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Tunus'ta Arap Baharı var. Her yerde karışıklık var. Çocuklar canlarını dişlerine takıyorlar ve o fotoğrafları çekiyorlar. Biz bu fotoğrafları alıyoruz. Avrupa'daki gazetelere, televizyonlara videoda çekiyoruz. Diyoruz ki bak böyle bir savaş fotoğrafı var elimizde. Size satalım. Almayız diyor. Bir kere sen kimsin? Biz seni tanımıyoruz diyor Anadolu Ajansı'nı. Tanımıyorlar. Almayız diyorlar. Biz Getty'den alıyoruz fotoğrafları. Ya bu Getty ne? Biz de o zamana kadar duymamışız yani. Reuters'ı biliyoruz, Associated Press'i biliyoruz ama Getty'yi duymamışız. 1996 yılında kurulmuş bir ajans. Reuters 150 yıllık, Associated Press 130 yıllık, AFP, Agence France-Presse 140 yıllık. Hepsini sollamış, bütçesinden iki katına çıkmış. Ulan bu kimdir dedik, adamları araştırdık. Avrupa'daki ve Amerika'daki bütün medyanın abone olduğu fotoğraf ajansı bu. Dijital fotoğraf ajansı ve yeni nesil bir haber ajansı. Adamlara gittik dedi ki ya kardeşim biz bu fotoğraflarımızı satmak istiyoruz. Senin yüzünden satamıyoruz. Satamazsın dediler. Bizimle de rekabet edemezsin. Ne yapacağız peki dediler. Bilmiyoruz ne yapmak istiyorsanız yapın. Dedi ki adamlara. Biz fotoğrafları size verelim. Sen sat. Kârın %60'ı senin olsun. %40'ını bana ver. Siz bizim o kalitemize ulaşamazsınız diyor. Peki dedik siz bize standartlarınızı verin. Biz fotoğraflarımızı ve videolarımızı bu standarda ulaştıralım. Bu kadar kitap kadar bir standartları var. Standartlarını aldık, eğitim veriyoruz foto muhabirlerimize, savaş muhabirlerimize bu şekilde çekeceksiniz diye. Bir yıl uğraştık, hiç abartmıyorum. Bir yıl fotoğraf kalitemizi, standartımızı yükselttik. 1920 yılında kurulmuş Anadolu Ajansı'nın tarihinde ilk defa fotoğrafları New York Times'ta, Washington Post'ta, La Figaro'da, Times'ta yayınlandı. Onların sayesinde oldu. Ben hiç para almamaktan da yanaydım yani. Yani para almadan da yayınlamak isterdim. Çünkü şu şartı koşmuştuk. Fotoğrafın altına Anadolu Ajansı yazacaksınız. Ve biz 3 ay içerisinde dünyanın en büyük gazetelerinde fotoğraflarımız yayınlanmaya başlandı. Rüya gibi. Akıl alacak gibi de değil. Ve bakın büyük bir yani dijital devrimin etkisine bakın. Mesela Suriye'deki bir savaş fotoğrafımızın New York Times'ta yayınlanması normal gelmeye başlamıştı bize. O kadar çok yayınlıyoruz ki ve gerçekten çok kuvvetliyiz Orta Doğu'da.
Ama bir gün şöyle bir şey oldu. Meşhur Time dergileri var biliyorsunuz. Barack Obama'nın bir konferans, bir basın toplantısından fotoğraf yayınlandı. Tam sayfa. Beyaz Saray'daki bir basın toplantısı ve altında Anadolu Ajansı yazıyordu. Bu bizim açımızdan bir devrim niteliği taşıyor. Çünkü Beyaz Saray'daki basın toplantısında dünyanın en büyük ajansları katıldığı gibi Beyaz Saray'ın kendi fotoğrafçıları da katılıp yayın yapıyorlardı. Ama bizim fotoğrafımızı tercih ettiler. Kalitesinden dolayı, etkisinden dolayı ve Getty Images etkisinden dolayı. O kadar kuvvetli bir ajanstı. Halen abone ortaklığımız devam ediyor Anadolu Ajansı'nın ve ilk başlarda 15 bin dolar civarında aylık para kazanıyorduk. Bir fotoğrafın, yani bir fotoğrafçının maliyeti bize 20 bin dolardı o zaman. Şimdi sanırım ajansın en büyük gelir kaynağı oldu. Şimdi bunların ne olduğunu tahmin etmek isteyen var mı? En arkada bir el kalktı. Güzel. Evet. Ya güzel. Başka? Bunlar her ülkenin Google'ı dediğimizde kafanızda şak diye oturuyor değil mi? Her ülkenin arama motorları. Niye bunlar her ülke kendi arama motorunu kuruyor? Evet. Google neyi istiyorsa onu sana gösteriyor demeye çalışıyorsun anladığım kadarıyla. Genelde de istemiyor. Evet. Evet. Tamam. Peki. Şimdi Kaliforniya'da Los Angeles yakınlarında bir kasabada yaşayan bir kadıncağızın evine bir gün hamilelik ürünleriyle ilgili tanıtım broşürü geliyor. Ama broşürler kızının adına geliyor. Kızı 16 yaşında ve kadın şirketi arıyor. Siz diyor benim 16 yaşındaki kızıma neden hamilelik broşürleri gönderiyorsunuz? Hamile işte kalsiyum ilaçlarından tutunuz kıyafete kadar, bebek ürünlerinden tutunuz bilmem neye kadar. Böyle bir şirket. Efendim diyor biz bu bilgileri bir ajanstan alıyoruz. Ajans bize Amerika'daki hamilelerin adreslerini satıyor. Ve biz de onlara tanıtım broşürü gönderiyoruz. Siz deli misiniz kardeşim diyor. Benim kızım 16 yaşında hamile de değil diyor. Onu bilemiyoruz diyor. Bizim bir elimizdeki veriler bunlar diyor. Bu verileri kim dağıtıyor? Şu ajans dağıtıyor. O ajans nereden alıyor bu verileri? Onu bilmiyoruz diyor. O ajansı arıyor. Biz Google istatistikten alıyoruz bu bilgileri diyor. Sonra eve geliyor kadıncağız ve kızını sıkıştırıyor. 16 yaşındaki kızı. Nedir diyor bu rezalet? Böyle bir şey nasıl olabilir diyor. Ve kız itiraf ediyor. Evet ben hamileyim diye. Peki bunu Google nasıl biliyor? O ajans nasıl biliyor? Kızın yaptığı aramalardan biliyor. Evet. Google kendisine girip arama yapan kişilerin algoritmasını tutuyor. Kızcağız bir gün işte vücudunda kurumalar olunca o ilacı arıyor. Bir gün canı bir şey istediğinde onu arıyor. Bir gün vücudunda bir değişiklik olduğunda onu arıyor. Ve sonra Google'ın yapay zekalı algoritması diyor ki bu kişi hamile. Ve o hamileler listesine yazılıyor. Sonra bu istatistik Google istatistik tarafından hamilelik şirketine diyor ki elimde Amerika'daki bütün hamilelerin adresleri var, mailleri var. Sana satayım. O da sat diyor. Satıyor. Bu şirket de oraya tanıtım şeyi gönderiyor. Aradığınız bütün kelimelerin, bütün cümlelerin, her şeyin istatistiği Google tarafından tutuluyor. Ve bir ticari meta olarak da satılıyor. Mesela Fatma İstinde ismindeki başörtülü kızımız Google'da Chanel marka başörtüsü arıyor. Aşağısı olmaz.
Chanel'in yeşil renkli başörtüleriyle daha çok ilgileniyor ve ipek türüyle daha çok ilgileniyor. Onu da anlıyor. Ne kadar saniye kaldın, en çok hangisine tıkladın, en çok hangisini merak ettin. Ve Türkiye'de Galatasaray Üniversitesi'nde okuyan Ayşe isimli başörtüsülü kızımızın yeşil renkli ipek başörtüler ve daha çok da Chanel marka başörtülerle ilgilendiği bir ticari bilgi olarak kayda geçiyor. Peki buraya kadar şaşırmadık diyelim. Hani olabilir böyle bir şey. Peki ya konuşmalarımızdan böyle bir istatistik çıkıyor mu diye düşünüyor musunuz? Çıkıyor. Ben buna ilk başlarda yok daha neler diye tepki vermiştim. Üsküdar Meydanı'nda eşim ve 5 yaşındaki kızımla beraber yürüyoruz. Kızım tutturdu ben tost makinesi istiyorum diye 5 yaşında. Yavrum tost makinesi nereden çıktı ne oluyor bilmem ne hanımla konuşuyoruz. Hanım dedi ki ya çocuk tost seviyor da bir alalım da şudur da budur da tam o esnada cebime bir SMS geldi. Mail de değil SMS. Arçelik'te tost makinelerinde %25 indirim. Bakın hiç abartmıyorum benim başıma geldi. Ve ben şöyle tepki vermiyorum. Aa bu nereden biliyor tost makinesi aradığımı demiyorum. Vallahi dedim %25 indirim varmış hadi Arçelik'e gidelim. Gittik Üsküdar Meydanı'ndaki Arçelik'e dedik %25 indirim yapıyoruz. Evet dediler ver dedim bir tane tost makinesi. Aldım eve geldim ve dedim ki gerçekmiş. Benim konuşmamı dinliyormuş. Benim konuşmam telefon açık değilken Google tarafından dinleniyor. Açık değilken. Yani cep telefonum cebimde duruyordu tost makinesi konusunu konuşurken. Ve benim ses kaydımı Google dinliyor. Şimdi bazıları eyvah diyor. Görüyorum. Ve Google benim ses kaydımdan tost makinesini konuştuğumu, bakın Amerika'daki Google'dan bahsediyorum. Türkçe konuşmamı analizinden bahsediyorum. Ve süreye bakın. Benim tost makinesinden bahsettiğimi tespit ediyor, tercüme ediyor, analiz yapıyor, istatistiğe koyuyor, onu müşteriye gönderiyor. Türkiye'deki temsilciliği Arçelik'e gönderiyor. Arçelik bana SMS gönderiyor. Mail de değil, SMS. Cep telefonuma bizzat. Ve bunu Google'a soruyorlar. Diyorlar ki siz müşterilerinizin cep telefonunu mu dinliyorsunuz? Yani ona dinleme demeyelim. Yani bir istatistik amaçlı kullanıyoruz. Peki kaydediyor musunuz? Yani benim bütün yaptığım konuşmaların kaydedildiğini düşünün. Hiçbir şey yok tabii. Ama buradaki arkadaşımın, genç arkadaşımın telefon konuşmalarını babasının duyduğunu düşünelim. Korkma. Güvenliği düşünün şimdi. Bu telefonu Cumhurbaşkanı kullanıyor, Genelkurmay Başkanı kullanıyor. CIA'ya bile ihtiyaç duymayacaklar bir süre sonra. Dijital devrim dediğimiz şeyin hayatımızı nasıl değiştirdiğini ve dönüştürdüğünü kavrayabiliyoruz değil mi? O yüzden bu insanlar bunu bir güvenlik meselesi yaptılar. Çin'de Google yasaktır, YouTube yasaktır, Gmail yasaktır. İhtiyacın varsa diyor Çinliler, Ren kullan diyor. Veya Yandex kullan diyor Ruslar. Biz de yapıyoruz şimdi arama motoru değil mi? Yani adı da yani. Şimdi istatistiğinizin sadece başörtüsüyle ilgili olduğunu düşünmeyin. Mesela sizin sağlık durumunuzun analizini de çıkarıyor. Türk toplumu gribe karşı az bağışıklığı olan, bir grip mikrobu olduğunda da hemen domuz gribine yakalanan ve ilaç almak için de saldıran bir toplum diye bir analiz yapabiliyor değil mi? İlaç fabrikalarını aklınıza getiriyorsunuz şimdi. İlaç fabrikalarına satılıyor bu istatistik. Bir savaş çıktığında düşünün. Hangi mikrobu atacaklarını çok iyi biliyorlar. Türk toplumunun zayıf olan anatomik durumu. Şimdi parmak iziniz gidiyor. Kan örneğini veriyorsunuz değil mi? Kan örnekleriniz gidiyor. Ve tüm bunların hepsinden bir analiz yapıyor adamlar ve toplumu şak diye tanıyorlar. Bunu sıcak savaşta kullanılacak bir malzeme olarak düşünmeyin sadece. Bir kültür savaşında da nasıl kullanabileceklerini de tespit ediyorlar.
O yüzden hepiniz Netflix'teki dizi bağımlısı oldunuz. Neden hoşlandığınızı biliyor. Ve daha da enteresanı şu ki şimdi yapay zekalarla birlikte kullanılan algoritmalar sizin eğiliminizi de tespit ediyor. Son Amerikan seçimlerinde İngiltere'deki bir şirket Facebook'tan Amerika'daki bir eyaletin, Texas eyaletindeki seçimlerde vatandaşların hangi partiye oy vereceklerini tespit etti. Bunlar Demokrat Parti'ye oy veriyorlar veya Cumhuriyet Partisi'ne oy veriyorlar diye de gidip Demokrat Partisi'ne sattılar. Demokrat Parti de o verileri alıp o eyalete özel bir kampanya yaparak oylarını değiştirmeye çalıştı. Anket şirketleri şu anda iflas ediyor. Çünkü sahaya inip ben anketörüm, bir anket yapacağım, bir soru sorabilir miyim diye bir şey kalmıyor artık. Sizin eğilimlerinizden ve siz şöyle yapmanıza da gerek yok. Bakayım bugün Cumhurbaşkanımız ne demiş veya Kemal Kılıçdaroğlu ne demiş. Google'dan aradığınızda oradan bulmuyor. Yani chat, yani WhatsApp konuşmalarınız. Okuduğunuz haberlerin türleri, attığınız mailler. Bana hep bu konferanslarda şey soruyor. Ya bunu acaba CIA falan biliyor mu diyorlar. Yok canım diyorum, çok etik ülke burası yani. Öyle şey olur mu ya? Adam gizlilik anlaşması yapıyor, diyor ki senin verilerini zinhar kimseye vermeyeceğim. Ama ben ticari işlerimde kullanabilirim istatistik olarak. Kabul mü diyor. Hepiniz kabul ediyorsunuz. Hepinizin maillerini okuyorlar. Girdiğiniz her veri tutuluyor. Bütün telefon konuşmalarınız da dinleniyor. Bunu böyle bilerek hareket edin. O yüzden kendimizi yapıyoruz. Şimdi buradan bir ümitsizlik ve karamsarlık aşılanmasın size arkadaşlar. Öyle olduğunuzu fark ediyorum yüz ifadelerinizden. Ama bunlarla baş edebilmek ve mücadele edebilmek sizinle ilgili bir konu. Bunlarla mücadele etmezseniz sanayi devrimini kaçıran atalarımız gibi biz de dijital devrimi kaçıracağız. Kaçırdığımızda da şöyle olacak. Torunlarınıza Apple firması gelip diyecek ki al sana bedava iPhone X. 12 bin lira ben sana bedava veriyorum. Süper Online gelip diyecek ki al sana 150 GB'lık internet bedava. Telefon bedava, cep telefonu bedava. Ne yapacağım peki ben diyor o kişi. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Sadece kullan. Bedava. Sizi bir istatistik verisine dönüştürecek. Yapmanız gereken tek şey bedava cep telefonu, bedava laptop, bedava bilgisayar, bedava iPhone ve internet bedava kullanın. Şimdi bizimkiler araba fabrikası yapmaya çalışıyor. Bedava verecekler bir süre sonra. Tıpkı çelik devrimindeki çelik fabrikalarını bize verdikleri gibi bedava alın kullanın ya diyor. Sadece ham maddesini benden al diyor. Şimdi arabayı verecek bedavaya, sadece çipini benden al diyecek. Tırnak büyüklüğünde bir şey çip. O çip olmadan araba çalışmıyor. Dünyadaki en büyük savaş şu anda çip tekeli üzerine. Kanada, Amerika, Çin ve Rusya savaşıyor. Çip üretimi. Çünkü kullandığınız cep telefonundan aracınıza, bilgisayarınızdan evinizdeki fırına kadar hepsi çiple çalışıyor. Ve o çip hem bütün verilerinizi tutabiliyor hem de sadece onunla çalışabiliyor. O yüzden araba fabrikası kurmak yerine çip fabrikasının rekabetine girmemiz gerekiyordu. Şimdi sizler bunlarla rekabet edilemeyeceğini düşünüyorsunuz, yanılıyorsunuz. Sanayi devriminde mücadele etmekte olan atalarımızdan daha şanslısınız. Neden? Çünkü o zaman bilgi gizliydi. Bilgiye sahip olan ülkeye sahip olur, dünyaya sahip olur diye aforizmalar vardı. Bilgiye sahip olmak, en büyük güç bilgiye sahip olmak. Şimdi öyle değil. Şimdi dünyanın en zeki insanı Google. Ben bir nükleer silah yapmak istiyorum diye yazın, çıkar. Omlet yapmak istiyorum, onu da çıkar. Onu da biliyor. Hepsini biliyor. Ve bedava. Dolayısıyla bilgi açıldı, herkese açıldı. Enteresan bir şey, bu da başka bir konferansın konusu olsun.
bilgi açtıkça ve herkese yayıldıkça cehalet daha da arttı. Çünkü bilgiden ziyade malumata dönüştü. Malumata sahip olan bilgili olmaz, malumat sahibi olur. Bu da ayrı bir konu. Dolayısıyla bilgiye sahipseniz onu mamule dönüştürmemiz kalıyor geriye. Cep telefonu kullanın, sosyal medyada kullanın ama onun nasıl çalıştığını öğrenin. Obama'nın gençlere en büyük tavsiyelerinden biri buydu Amerika'da. Oyun oynayın, bilgisayar oyunları oynayın ama bunun nasıl çalıştığını öğrenin. Hangi yazılımla çalışıyor, nasıl bir yazılımla çalışıyor. Mücadele etmenin en önemli kuralı şu. Tahmin etmek isteyen var mı? Biz bunlarla nasıl mücadele edersek, ne yaparsak başarılı oluruz? Çok basit bir şartı var. Söyle. Karşıyı tanımak. Başka? Farkındalık olmak. Başka? Bir adım gerisini düşünmek. Başka? Evet. Başkasının bilmediği bilgiye sahip olmak. Kararlı ve adım adım ilerlemek. Hepsi doğru. Bunların hepsinin başına şunu koyun. Merak etmek. Merak etmek. Merak edin ve soru sorun. Merak edip soru sorarsanız her şeyi öğrenirsiniz ve başarırsınız. Ve enteresan bir şey daha söyleyeyim. Eğer merak edip soru sorarsanız FETÖ gibi terör örgütleri de çıkmaz bu ülkeden. PKK da çıkmaz bu ülkeden. IŞİD de çıkmaz bu ülkeden. Merak edip soru sormayan insanlardan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Bir sorgula yani. Hani neden ben FETÖ'nün Mehdi olduğuna inanmak durumundayım? Bir neden diye bir soru sor. O zaman FETÖ çöküyor. Neden ben senin her dediğini kabul etmek zorundayım dediğinde karşındaki çöküyor. Soru sor. Sorgula. Ve hiç korkma. Bir sürü dayak yersiniz. Babanızdan yersiniz, hocanızdan yersiniz, burs aldığınız yerden yersiniz. Ama soru sor. Soru sorarsanız bunları yenebilirsiniz. Merak ederseniz bulursunuz. Başka türlü bizim bu insanlarla mücadele etmemize bir şart yok. Her şey açık zaten. Bilgi ortada. Teknoloji ortada. Yazılım yapabilirsiniz. Yazılım kodları ortada. Yeni yazılımlar üretebilirsiniz. Ama şöyle düşünmeyin. Steve Jobs Apple'ı garajda bulmuş. Adam gidiyor garaj yapıyor. Garajın içine giriyor. Oradan Apple bulmaya çalışıyor. Bak. Yanlış bir yerden bakıyor yani. Hani hikmet garajdan değil yani. Hikmet Steve Jobs'un merak etmesinden. Sorgulamasından. Neden diyor ben bu teyp kasetlerine mahkum kalıyorum. Bana söyler misiniz diyor. Ve gidiyor iTunes'u buluyor. iPod'u buluyor. Değil mi? Bütün müzik endüstrisini değiştiriyor. Bak hayatımızı değiştiriyor. Çok muhteşem bir biyografi kitabı vardır. Okuyanlar el kaldırsın. Steve Jobs'un biyografisini okuyanlar el kaldırsın. Kes burslarını. Okumamış hiçbiri. Bu kitap okunmazsa olmaz. Efendim? Olmaz. Biyografisini okuyacaksınız. Orada çok güzel bir replik var. Coca-Cola'nın pazarlama direktörünü Apple almaya çalışıyor. Apple da yeni yeni büyüyor. Daha o kadar meşhur değil. O adam da nazlanıyor Coca-Cola'nın. Diyor ki o adama, ben sana dünyayı değiştirelim diye teklif ediyorum. Sen şekerli su üretmeye devam edeceğim diyorsun. Muhteşem bir şey. Gerçekten dünyayı değiştirdi Steve Jobs. Gerçekten. Hayatımızı değiştirdi. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Adam Amerika'da yaşıyor ve hayatımızı değiştirdi. Ve Obama'ya şöyle diyor. Eğer bana yılda 20 bin tane bilgisayar mühendisi üretecek üniversite sistemin yoksa. Amerika'da. Amerika Başkanı'na söylüyor bunu. Amerika geri gider. Obama da diyor ki ya bu deli ne diyor bir bakın hele. Ve Apple Çin'e taşımak zorunda kalıyor. Merkel Silikon Vadisi'ni ziyaret ettiğinde ve Steve Jobs'la görüştükten sonra Amerika'ya, Almanya'ya dönüyor. Merkel yaşıyor hala biliyorsunuz. İlk söylediği şey bize hemen acil olarak bir Silikon Vadisi kurun. Bu bir Almanya, dünyanın en büyük ekonomisi, en büyük devletlerinden biri. Şeyine bakın, talimatına bakın. Çabuk
geç kalırız. Şimdi sizlerin yöneticilerinizi, abilerinizi, hocalarınızı zorlamanız lazım. Ne yaparak? Merak ederek, soru sorarak ve sorgulayarak. Başınıza bir sürü şey gelebilir ama sonunda başarılı olursunuz. Benim alacaklarım bu kadar.